Bu açıdan bu münasebet iki türlü oluyor. Bir hadis-i şerifin ifade buyurduğu gibi inne şeytane yecri min ibni ademe mecret dem diyor. Şeytan insanın damarlarında tıpkı böyle al yuvarla ak yuvarlar gibi cereyan eder durur. O bir cismi latiftir. O fiziki bir varlık değildir yani. Belki onların bin tanesi sizin bir al yuvarlarının içine girebilir. Fakat nefsettiği şerare belki gelecekte bu nanoteknoloji inkişaf ettirildiği zaman da biz ondan misaller verince daha inandırıcı olacağız. Ama şimdi bilgi ufkumuzun dışında. O küçük bir mikro varlık gibi bir şey olmasına rağmen belki mikro varlığın altında bir varlık olmasına rağmen nefsettiği şerare itibariyle o hemzini yapıyor, dürtüsünü yapıyor size yani. Kan damarlarında dolaştığına göre beyninize de geliyor orada. Kalbinize de giriyor sizin, kalp damarlarınıza da dolaşıyor. Korteksinizdeki arşivleri karıştırıyor. Bir dönemde kirli şeyler orada dosyalamış koymuşsunuz. Siz orada duruyor. Birdenbire onları deşifre ediyor, ortaya çıkarıyor. Ve dolayısıyla sizin saf düşünce dünyanızı karma karışık yapıyor. Bakın bir fiil yok burada sadece. Sadece bir dürtü var. Hafizanallah. Bir böyle bu türlü dürtülerle o insanlar böyle şeytanın vesayetine girmiş. Şeytanın ayıp oluyor mu böyle demem? Mesela desem ki ben el kaza beğenmezseniz iade edin. Şeytanın borazancılığını yapıyor. O dürttükçe o da aynen onun hesabını ötüyor. Mesela din diyor, esiriyor. Farkında değil, zavallı şeytanın dürtüsünü seslendiriyor. Şeytan o borazanı üflüyor, bu da onu seslendiriyor. Hiç farkında değil bir yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için saygısızca bir şey söylüyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Hazreti Mustafa, Hazreti Musaffa. Onun için bir şey söylüyor. O kendi aklıyla, mantıkıyla söylüyor. Belki aklının mantığını da bilmem hangi pozitiviste, hangi naturaliste, hangi materyaliste bağlıyor. Kendince öyle. Falan böyle filozof da böyle düşünüyormuş diyor. Ve onların içinde öyle 3-5 tane de vardır yani. Onlar felsefe, melsefe, ilim filan diyorlar da esasen. Onların da %95'i müstakim düşünür, Allah vardır der. Felsefe tarihini biliyorlarsa. Fakat o ben kendim yaptım, kendim düşündüm, bildim yani. Ben kendi aklımla bunu dedim diyor ama fakat hiç farkına varmadan şeytanın borazancılığını yapıyor. İşte o insi şeytan. Aynen. Çünkü şeytanın yaptığını yapıyor. Şeytanın demek istediği şeyi yapıyor. Allah'ı inkar ettirme, peygamberi inkar ettirme, Kur'an'ı tezif etme, Kur'an'ın emirlerine karşı insanları lakayt hale getirme, insanları laubaliye itme. Dolayısıyla o insanlar, o türlü insanlar aynen hiç farkına varmadan şeytanın dediğini diyorlar fakat ben dedim zannediyor. Ben yaptım zannediyor. Ben aklımla buldum zannediyor. Ama metafizik mülahazaları olmadığından, maneviyata inancı olmadığından dolayı, maddenin dışında bir şey göremediğinden dolayı, aklı gözüne indiğinden dolayı, gözse manaya karşı kör olduğundan dolayı, basirete mütevakkıf meselelerde hep körler gibi davranıyor onlar. Görmüyor oyunu. Bir diğer mesele de onların insanların etrafında oluşturdukları atmosferle insanların başlarını döndürebilirler. Bakışlarını bulandırabilirler. Yani bir atmosfer oluştururlar onların çevrelerinde. Mesela o atmosferde laubalilik estirirler. Mesela o atmosferde batıllar tasvir edilir. Mesela o atmosferde insanın mahiyetinde şehevi duygular gibi, gazabi duygular gibi, aklı maaşa ait atmosfer gibi şeyler, böyle bunların inkişaf ettirilmesi istikametinde öyle bir atmosfer oluştururlar, insanları fenalıklara sevk ederler. Bunlar da yine insi şeytanlardır. Her iki şekilde de ister dürtüleri itibariyle,
isterse hazırladığı o atmosfer itibariyle şeytan genelde dostlarına karşı kendisini inkar ettirir. Hazreti Pir diyor ki şeytanın en önemli hilesi işte muhibbanına, sempatizanlarına kendisini inkar ettirmesidir. Yok öyle bir şey dedirtir. Onlara her şeyi yaptırtır fakat yok öyle bir şey dedirtir. Öyle bir güç yok dedirtir. Ama dürtüsünü de yapar, atmosferini de hazırlar. Bu açıdan böyle dine, diyanete karşı, müsbet düşünceye karşı, insana alaka ve irtibatlara karşı, sevgiye karşı, muhabbete karşı, düşünün ki insanlık bugün sevgiye hasret gidiyor. Bunlara karşı böyle olumsuz düşüncelerin oluşturulmasında, böyle bir atmosferin oluşturulmasında şeytanın tesiri çok önemlidir. Bazen kendi doğrudan doğruya damarlara girerek dürtüleriyle onu insanlara telkin eder. Bazen de oluşturduğu atmosferle, meclisleriyle bir yönüyle, işte zift mahiyetindeki insibalarıyla, insanlara bir zift çalar ki orada, insanlar hiç farkına varmadan onun kaydı altına girerler, hafizanallah, gafletten. Uğraşmaları gerekli olan şeyle uğraşmadıklarından dolayı tamamen onun vesayetinde hareket etmeye başlarlar. Ve men ya'şu en zikirrahmani nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Ya'şu kelimesine taami manası veriyorlar tefsirciler. Bir kimse gözleri gördüğü halde bakar körse şayet, baktığı halde göremiyorsa, baktığı halde Allah'ı göremiyorsa, peygamberi bilemiyorsa, Kur'an'ın o mevzudaki emirlerine karşı taamide bulunuyorsa, şeytandan siyanet yollarını bildiği halde bir sığınma cehdi gayreti sergilemiyorsa, hafizanallah, biz ona şeytanı takıştırırız arkadan, artık onun arkadaşı olur. Oturur kalkar onunla, hep onun dediklerini mırıldanır durur. Hep onun söylettiklerini söyler. Hep hafizan Allah din dışı şeyler ifade eder. Bu açıdan da yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerin umumuna birden bakıldığında bazı kimselerin söyledikleri sözler Allah'ın ahkamına ters, peygamberin o mevzuda vaz ettiği esaslara ters, bu ümmetin seleflerinin söylediği şeylere ters, dinin ruhuna ters, İmanın enginliğine ters, imana ters ve küfrün darlığına insanı mahkum edecek şekilde ne kadar olumsuz ve karanlık şeyler varsa bunların hepsi tamamen şeytanın vesvesesidir. Ama siz bunu söylediğiniz zaman da o insanlar bunu kabul etmeyeceklerdir. Öyle bir varlığı kabul etmeyeceklerdir. Yine Kur'an'ın mucizesi, Efendimiz'in mucizesi, o önemli zatın kerameti diyor ki şeytanın en önemli bir hilesi kendi mevcudiyetini kendi arkadaşlarına inkar ettirmesidir. Şeytan diye bir şey yok deme. Evet, bu şeytanın en büyük oyunudur. Şeytan onun üzerine yürüme, ona karşı bir kısım zırhlar oluşturma, bir kısım seralar içine girme, siyanet yollarını araştırma, auzu billah deme, Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin deme, ve auzu bike rabben yahturun deme, sizi bunlardan alıkoymak için, zırhtan, seradan, kaleden alıkoymak için, mevcudiyetini inkar ettirmek, kestirmeden bir yol. Şeytanın insanlara karşı en büyük oyunu budur.